taşı. Serkan hocam iyi midir? Biraz kafa travması. Rakın göz ne oluyor? Paramedik arkadaşlar. O kafa şey, bu... nasıl sulasa zaten varsa yerden çıkıyor yani. İçeri tepmeye çalışma yok ya. Yok. UMKE'ye ilk yeni katılan gönüllü arkadaşlara temel eğitim yapıyoruz. Burada bir haftalık eğitimle biz başlıyoruz. Burada yaptığımız şeyler ise yaptığımız eğitimler. Enkaz çalışmasına yönelik eğitimlerimiz var. Arama kurtarmaya yönelik eğitimlerimiz var. Hastayı nasıl enkazdan çıkartıp nasıl dar alanlardan çıkartırız? Onları nasıl travma tahtasına alıp uygun şekilde hastaneye götüreceğimizi, ambulanslara nakledeceğimize dair eğitimler vermekteyiz burada öncelikle. Birinci önceliğimiz deprem olmakla birlikte depremin dışında UMKE ekipleri trafik kazası, yüksekten düşme, heyelan, çığ gibi doğal olan, doğal olmayan afetlere de gittiği gibi ülkemizde son jeopolitik sorunları nedeniyle Suriye sınırında savaş bölgesine de UMKE personelleri gitmekte. Bunlar için de biz yeni UMKE personelleri yetiştirmekteyiz. Şu anda Türkiye çapında 9500 UMKE gönüllüsü var yaklaşık olarak. Bugün itibariyle bizde 25 kişilik UMKE gönüllüsü Doğu Karadeniz bölgesine kazandırmış bulunmaktayız. Doğu Karadeniz bölgesinde UMKE gönüllüsü sayısı bu son verdiğimiz eğitimle birlikte yaklaşık 250 civarında olacak. Doğu Karadeniz illeri 5 ilden oluşuyor. Trabzon Bölge Koordinatörü il, Giresun, Gümüşhane, Artvin, Rize ve Trabzon'la birlikte 5 tane il burada görev yapmaktayız. Bugün burada sahaya ilk defa arkadaşlarımızı çıkartıyoruz. Burada trafik kazasına müdahale aşamalarımız var. Uçak düşme senaryomuz var. Orada çoklu hastaya müdahale etme senaryolarımız olacak. Oradaki hastaların ciddiyetine göre ayırıp hastalarımıza müdahale edeceğiz ekibimizle birlikte. Bunun yanında makyaj mülaj yapılmış hastalarımızla birlikte gerçeği aratmayan bir senaryo örneği göstermiş olacağız biraz sonra. Ben Artvin Devlet Hastanesi'nden Doktor Melike Pekürek, pratisyenim. 6 aydır meslek hayatının içerisindeyim. UMKE'yi daha önce duysak bile son zamanlarda özellikle bu UMKE eğitimi olacak denildikten sonra birazcık bilgi sahibi olduk. Böyle bir oluşumun içinde olmak eminim herkes ister. Biz gönüllü olaraktan buraya gelebilen şanslı kişilerdeniz. Güzel bir eğitim tabii ki. Afet gibi bir durumda insanın kendini de ihtiyacı olabileceğini düşündüğü zaman zaten yani gönüllü olmamak elde değil zaten. Güzel bir eğitim alıyoruz. Ben eğitimin 4. günündeyim. Daha ilk eğitimin temel modülü alıyorum. Güzel geçiyor, verimli geçiyor. Sağlık memuru Ali Özaydın. Giresun'dan geliyorum. Yani UMKE bizim için daha önce de düşünüyorduk hani katılmayı. Bu zamana nasip oldu. Yani güzel bir ortam. Yani herkese de tavsiye ederiz. Yani depremde, doğal afetlerde ne yapacağımızı öğreniyoruz. Hani daha önce temel modülü aldık ama bu daha farklı bir alan, daha farklı bir yer. Güzel bir uygulama. Giresun'un Güce ilçesinde ambulans acil bakım teknikeri olarak görev yapıyorum. Yaklaşık olarak bir yıldır meslekteyim. UMKE Ulusal Medikal Kurtarma ekibini araştırıp bu ekibin yaptığı işlere, işlerde kendimi de görmek istedim. Umut toplanın toplan. Yüksel çek. Tamam. Tamam dursun. Yan yat sürmeyeceğiz abi yan yat. Şu şeritler sürün oraya sürün. Ne oldu sana ya? Burada kolonlar betonlar var. Burada beton var. Hocam etmeyin. Biz bir de kengürüm. Köpek geldi. Yani depremde zedeyi, afet zedeyi kurtarmaya çalışıyoruz şu. Bundan sonraki şeylerde kasklarımızı giyeceğiz. Çıkmaz.
Ayaklar dışarı çıkmasın şeritlerden. Kalçalar. Ayaklar. Sağ. Ayak çıkmıyor. Buralar beton. Burada tonlarca beton var burada. Nasıl geçiyorlar? En ucuna geçiyor. Şu anda arkadaşlar depreme yönelik enkaz çalışması yapıyor. Enkazı simüle ederek arkadaşları enkazın içine sokmuş gibi bir hava vermeye çalışıyoruz. Gerçekten enkaza girince ne kullanması gerekiyorsa kaskından dirsekliğine, dizliğine kadar kullanacak arkadaşlar ve hastaya müdahale edecekler. Depremlerde AFAD ekiplerinin açtığı dehlizden UMKE ekipleri girerek hastayı çıkartacaklar. UMKE 1, UMKE 2, Kavkasör mevkiinde trafik kazası. UMKE 2 anlaşıldı. Tamam. Direkt inerken çeksek onları da sonra mı buraya gelsek ya? Arkadaşlar çevre güvenliğini alıyoruz. Mesut, aracı kontrol et. Kayma riski, patlama riski var mı? Direkt atlamıyoruz içeriye. Bir hasta aracın altında. Biraz biliyorum. Seni attım. Boyunluk. Mesut. Alt taraftan geliyorsun. Tamam. Boyunluğu takabiliriz. Geliyorum. Bir dakika. Kapatın da beni astı. Kapatın da nasıl mevcut? Oturdum o kısımda. Alttan. Tamam. Tamamdır. Abi bunu alttan geçireyim. Merkez bunu tebir dinledi. Onu güzelce al. Oksimetre. Seni attı. Tansiyonuna bakalım arkadaşlar. Nabız nedir? Arkadaşlar nabız 57. Spanç. Yanında başka kimse var mıydı Hüseyin? 14. Efendim? Tekti. Nereden? Tamam. Hüseyin durumun iyi. Rahatsın. Hüseyin'i. Evet abi köprü yöntemi yapacağız. Tamam. Pozisyon alalım. Nabız merkez 74. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. Tamam. Baş tespit yastıkları. Baş tespit yastık. Hazır mı alt taraf? Hazır. Evet. 1, 2, 3. Hop. Tamam. Tamam. Evet. Oldu mu? Alt tarafta. Bir daha. 1, 2, 3. Bir daha. 1, 2. Sağlık. Herkes UMKE 1. Sağlık merkezim kibir. Sıkıştı. Tamam. Evet. 1, 2, 3, hop. Hazır mıyız? Yavaş. Hazır. Hazır. 1, 2, 3, hop. Çek. 3, hop. Peki bir daha arkadaşlar. Kontrollerimizi yapalım. Bastır almayın beyler. Beni saçını içeri sokun. Atla. 1, 2, 3. Komutumla sağa dönüyoruz. 1, 2, 3. Hadi. Bir, iki, üç. Kaldırıyoruz. Kaldır. Evet, ambulansa doğru ilerleyelim arkadaşlar. Hadi 1, 2, 3. Devam. Ambulansa doğru ilerleyelim. Arkadaşlar burada yaptığımız şey çoklu yaralanmalı trafik kazası senaryosu burada canlandırdık. Burada iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen 4 kişinin yaralanması olayı simüle edildi. 112 komuta kontrol tarafından tarafımıza ulaşan bilgi üzerine iki tim olarak UMKE ekibi olay yerine hareket etti. Olay yerine ulaşan UMKE ekiplerinin ilk gördüğü, ilk yapması gereken şey olay yerinin güvenliğini sağlamaktı. Olay yeri güvenliği var mı yok mu? Onun önlemini alarak, olay yeriyle ilgili güvenlik önlemini alarak hasta yaralıya müdahale etmeye başladı. Burada kırmızı kod dediğimiz çok acil olan iki tane hastayı öncelikli olarak medikal hassasiyetler içerisinde arabanın altına sıkışan hastayı uygun şekilde travma tahtasını alarak immobilizasyonu sağlayarak hastayı
arabanın altından çıkartarak ambulans ekibine vermiştir. İkinci ekibimiz ise yine iki araba arasında sıkışım kalan bir hastaya acil ilk müdahalesini yaparak, gene uygun medikal müdahalesini yaparak hastayı travma tahtasına alarak uygun şekilde hastasını ambulans ekiplerine vermiştir. Arabanın içinde olan diğer hasta sarı kodla kodlanmış olup buna çok acil olarak müdahale edilmesi gerekmediğinden dolayı diğer aciller kaldırıldıktan sonra, nakledildikten sonra müdahale edilecektir. Hepinize teşekkür ederim. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Bir de bir şey söyleyeyim.